Değerli arkadaşlarım, küreselleşen dünya SSCB'nin dağılmasıyla başlıyor. Yani diğer bir ifadeyle Soğuk Savaş dönemi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin parçalanması, komünizmin yıkılması, Varşova Paktı'nın yıkılmasıyla, Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla başlıyor. Tamam, şimdi şunu soralım. SSCB'nin dağılması ve Türkiye Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığına kavuşması nasıl oldu bu? Şimdi Mihail Gorbaçov, sosyalist blok çok kötü durumda. Özellikle o ekonomik sıkıntılar, Afganistan'la savaş ciddi anlamda sorun olmuş ve o bloğu bir arada tutmak zor. Mihail Gorbaçov 1985'te devlet başkanlığı geliyor ve 87'de 1987'de arkadaşlar diyor ki biz bu komünizmi yeniden yapılandıralım. İçeride yeniden yapılandıralım. Güzel şeyler yapalım. Biraz şeffaflık olsun. Ki adamın amacı komünist bloğu bir arada tutmak zaten. Sosyalist bloğu bir arada tutmak. Ve bunun için Glasnost ve Perestroika diye iki tane politika ortaya atıyor. Şimdi adamın amacı şu. Bak, Perestroika yeniden yapılanma anlamına gelen bir siyasi kavramdır. SSCB'de gerek ekonomik gerekse katı siyasi merkeziyetçiliğin ortadan kaldırılmasına ve idareyi yenilemeye yönelik siyasi bir programdır. Aslında adam reform yapmak istiyor. Glasnost ise Sovyet Komünist Partisi içerisinde daha demokratik bir yapılanmayı hedef alıyor. Ha işte adamın bu politikaları Rusya'nın dağılma sürecini hızlandırıyor. Çünkü buna güvenenler ayaklanmaya başlıyorlar. Tamam, yeniden yapılanma, Glasnost filan. Arkadaşlar ve bunun üzerine bu Glasnost ve Perestroika'nın kazandırdığı ivme, hareketlilik üzerine hiç herhalde Mihail Gorbaçov böyle bir şey düşünmüyordu. 1989'da Berlin Duvarı yıkılıyor arkadaşlar. İki Almanya birleşiyor yani. Özgürlük cabayı düşünebiliyor musunuz? İlk kazmayı vuruyorlar. Doğu Batı ile birleşmek istiyor zaten. Doğu rezalet Doğu Almanya. Ekonomik olarak, özgürlük olarak. 1990'da Letonya, Estonya, Litvanya gibi ilk bağımsız olanlar bunlar arkadaşlar. Yani SSCB'den ayrılanlar gibi bağlı ülkelerin bağımsızlıkları ile devlet blok dağılmaya başlıyor. SSCB dağılmaya başlıyor. Varşova Paktı yıkılıyor. Doğu bloğu çöküyor. Küreselleşme başlıyor. Berlin duvarının yıkılmasıyla iki Almanya birleşiyor. Şimdi yıkıldı ya Sovyet Rusya, SSCB. Sovyet Rusya'dan ayrılarak kurulan Türkiye Cumhuriyetleri oluyor tabii ki. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç Türklerin hepsi öbür tarafta yani. Orta Asya, Kafkaslar'da. Rus egemenliği bir kısmı da Çin'de hala Sincar bölgesinde özerk olarak yaşıyorlar. Peki bu devletler kimler? Arkadaşlar 5 tane. Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'dır. Azerbaycan bağımsızlığını 1991'de ilan ediyor ki Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasında halk cephesini kuran Ebulfez Elçibey etkilidir. 1992'de onun devlet başkanlığı. Öncesinde tabi Rusların atadığı devlet başkanları var burada, Mossad ajanları. Halen Ermenistan ile arasında Dağlık Karabağ sorunu var. 25 Şubat 1992'de Ermeniler Hocalı katliamını gerçekleştiriyor. Hocalı katliamını hiçbir zaman unutmamak ve unutturmamak lazım arkadaşlar. Kazakistan yine 1991'de Nursultan Nazarbayev tarafından kuruluyor. Özbekistan yine 1991'de İslam Kerimov tarafından kuruluyor. Türkmenistan 1991'de Murat Niyazov tarafından kuruluyor. Kırgızistan 1991'de Asker Akayev tarafından kuruluyor. O zaman bunlarla ilgili bir şeyler yapması gerekiyor Türkiye Cumhuriyeti'nin ki bunları tanıyan ilk devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye bu süreçte bağımsızlığına kavuşan Türk Cumhuriyetlerini tanıyan ilk ülke oluyor. Bağımsızlığını kazanan Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan ile Türkiye'nin ortak bir dile, ortak bir hafızaya, ortak bir kültüre sahip olması için ki bunu zaten İsmail Gaspıralı hatırlarsanız söylüyordu ta 1900'lerde. Ve böylelikle arkadaşlar bu zemini hazırlayacak kuruluşlar kurulmaya başlanıyor. Peki şimdi SSCB'nin dağılmasıyla Orta Asya'da yeniden yapılanma gerçekleşiyor ya. Yani o bölgede Boğazların önemi artıyor, Akdeniz'in önemi artıyor, Karadeniz'in önemi artıyor. Çünkü global bir dünya ortaya çıkacak arkadaşlar. Peki burada yeniden yapılanmalar neler? SSCB'nin dağılmasıyla ortaya çıkan yeniden yapılanmalar neler? Bir bağımsız devletler topluluğu kuruluyor. Arkadaşlar SSCB'nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 21 Aralık 1991'de Almatı zirvesi toplanıyor. Bu zirvede bağımsız devletler topluluğu kuruluyor. Bu kurulda olan Gürcistan, bu Osetya Savaşı vardır. Gürcistan'la Rusya Federasyonu arasında arkadaşlar.
bu savaştan dolayı Gürcistan Bağımsız Devletler Topluluğundan ayrılıyor. Ossetya Savaşı'nda arkadaşlar Amerika Gürcistan'ı desteklemişti. İki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı yani TİKA kuruluyor. TİKA'nın özelliği daha çok oradaki Türkiye Cumhuriyetlerle ilgili. Bakalım 1992'de Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere. Bu ülkelerle ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel, eğitim alanlarında işbirliğini geliştirmek amaçlı kurulmuştur. Bu önemli bir kurul, unutmuyorsunuz. Arkadaşlar TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi, bilimi destekleyen, burayla bir ilgisi yok ama ben bilin diye yazdım yine. Türk Soyu Projesi 1993'te Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Türk Soyu Projesi geliştiriliyor. Bu projenin amacı Türkçe konuşan ülkeler ve topluluklar arasında kültürel ilişkileri geliştirmek. İşte Türkçe konuşanlar bunlar arkadaşlar, tamam mı? Yani Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan gibi. Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı diye bir kurul var. Bu 2010'da kuruluyor arkadaşlar. Başbakanlığa bağlı olarak kuruluyor. Yurt dışı Türkler. Kim bunlar o zaman? Yurt dışındaki Türkler, onların akrabaları ile ilgili girişimlerde bulunmak, kardeş topluluklar, Türkiye'de öğrenim gören, bu oradan işte Türkiye Cumhuriyetlerden gelip Türkiye'de öğrenim gören, burslu öğrenciler falan, onlarla ilgili çalışmalar yapmak amacı da kuruluyor. Yunus Emre Enstitüsü, bu önemlidir arkadaşlar. Yunus Emre Enstitüsü sorulabilir. Yunus Emre Vakfı, Türkiye'nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini artırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla 2007'de kuruluyor. Türkiye'yi Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını dünyaya tanıtmak. Bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak. Türk dili, Türk kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek amaçlı kuruluyor. Yani dil ve kültürle ilgili arkadaşlar. Bir de Türk Dünyası Araştırma Vakfı var. Bu biraz da özel. Türk Dünyası Araştırma Vakfı Kırım Türk'ü düşünür İsmail Gaspıralı'nın dilde, fikirde işte birlik ilkesini yaşama geçirmek için Profesör Doktor Turan Yazgan tarafından kurulmuş bir vakıftır diyoruz. Bunu bırakalım.